Luna ve USD yatırımcıları artık bir şey olsun da ne olursa olsun diyorlar. Ki haklılar. Luna'da çok büyük gelişmeler yaşandı ve artık ne olacağını biliyoruz. Bunun dışında Fed'in faizleri yükseltmesi, yüksek enflasyon, gıda krizi, tedarik zinciri problemleri, Rusya-Ukrayna olayları, Çin'de 3-4 saatte bir çıkan yeni bir virüs derken piyasalarda düşmeye devam ediyor. Bugün önce piyasaları inceleyeceğiz. Sonra Luna'da neler belli oldu, neler olacak? Ben neler yapıyorum, siz neler yapmalısınız? Luna'daki son değişiklik sizin için ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Tüm kripto paraların piyasa değeri son 10 ayın en düşük seviyesinde. Korku endeksi aşırı korku seviyesinde. Eğer tarih bize bir indikatör olacaksa geçmişe bakıp şunu söyleyebiliriz. Korku dönemlerinde alıp sabredenler, çünkü bunun düşüşün ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Korku dönemlerinde alıp sabredenler her zaman en çok kazananlar olmuşlar. Piyasalarda en son bu kadar korku 2021 yılında olmuş ve sonrasında Bitcoin'in 60 bin doları geçtiği bir rally yaşanmış. 2018'de korku hat safhada Bitcoin 3 bin dolar seviyelerinde korkuda alanlar bir yıl bile olmadan 3x yapmışlar. JP Morgan'ın CEO'sunu hatırlarsanız daha önce Bitcoin için değersiz, bence hiçbir değeri yok, değeri sıfır falan diyordu. Dün bir açıklama geldi JP Morgan'dan. Bitcoin'in olması gereken fiyatı şu ankinin %28 daha fazlası. Yani Bitcoin değerinin altında. 38 bin civarında olması gerekiyor dediler. Devamında da Bitcoin'in düşük kalma sebebinin benim aylardır söylediğim gibi enflasyon, faiz oranları, Rusya-Ukrayna olayları, Terra'nın çöküşü olduğunu söylediler. 38 bin dolar olması gerektiğini neye göre hesapladılar bilmiyorum. Onlara göre bir şekilde Bitcoin ucuz. Şimdi JP Morgan gibi bir kurumun bunu söylemesi Bence hem negatif hem pozitif. Daha da garibi tercih edilen alternatif varlık olarak kriptoyu gayrimenkule tercih ettiler. Bu bence cidden garip. Özellikle JP Morgan için çok daha garip. Bildiğin diyorlar ki alternatif yatırım aracı olarak biz kriptoların gayrimenkulden daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Pozitif mi negatif mi cidden emin değilim ama bence Bitcoin'in ve kripto para ekosisteminin JP Morgan gibi bankalar veya kurumlar tarafından ne desteklenmesine ne de pohpohlanmasına ihtiyacı var. Bence Bitcoin'in normal insanlar dışında onaylanmaya ihtiyacı yok. Amerikan hisseleri genel olarak düşüşte ayı piyasasında bir de her gün bir iki tane hisse çakılıyor. Snapchat'in hisseleri bir günde yüzde 40 düştü. Aslında tüm bunların sebebi FED. Geldik Luna'ya. Olaylar burada. Şimdi konuşalım. Luna'da neye karar verildi? Ne olacak? siz neler yapmalısınız? Bir önceki videoda söylemiştim. Terra'nın CEO'su Do Kuo'nun kararına göre muhtemelen fork yani çatallama gelecek demiştim. Umarım öyle olmaz demiştim ve oldu. Bu yeni A için oylama yaptılar. Yenisinin adı Luna olacak. Eskisine Luna Classic diyeceğiz falan filan. Oylama sonuçlandı. %65.5 Evet biz yeni Luna istiyoruz dediler. %21 ser kaldı. Katılmıyorum diyenler %0.33 hayır bu yaptığınız ağa ve Luna ekosistemine zarar verecek diyenlerin oranı %13.20. Peki başka bence daha mantıklı çözümler varken neden bu tercih edildi? Luna Foundation Guard diye bir kurum var. Luna'yı koruma vakfı. Tek görevi bu. Ona dediler ki sen Luna'yı koruyamazsın. Yapamazsın dediler ve yapamadı. Ve ellerinde Luna'yı korumak için olan paranın bir kısmı uçtu. Havaya karıştı son açıkladıklarına göre ellerinde 883 milyon USD vardı ve bunu 200 küsür milyon Luna'ya çevirdiler. Şimdi Luna'yı korumak için stake edilen Luna'lar ve onaylayıcılar dediğimiz validator'ların %60'ının kontrolü bunlarda. <laughs> ve %65 evet seçeneği çıktı. Şeffaflıkta Do gibi olun. Şimdiki gençler diyor ya öz abim diye. Evet Do öz abimiz. Şaka bir yana hoş bir şey değil oy verme gücünün %60'ı Luna Foundation Guard'da, Luna'yı koruma vakfında ve evet oyu %65 çıkıyor. Şimdi fork yani çatallanma ne demekti? Bu arada Luna CEO'su Do Kwon bu fork değil, çatallanma değil. Başka bir a bunun adı fork değil dese de bunun adı fork. Fork kopyalanması, bununla başka bir a oluşturulması. Aslında copy paste. Şimdi Binance bunu beğenmese de Binance'in CEO'su CZ bu mantıksız bir seçim, gidilecek kötü bir yol. Bence Luna yakılmalı dese de Do Kwon "Abi evde zeytin yok, bende Luna yok. Bütün Lunaları piyasaya sürdük. Neyi yakalım?" dedi. Bu kadar olumsuzluğun yanında Luna ve UST sahipleri için çok güzel bir haber vereceğim. Neyse ki oylama sonuçlandıktan sonra Binance bir açıklama yaptı. Terra'da oylama kabul edildi. Bu Luna UST olayından etkilenen herkese çözümü sunmak için Terra ekibiyle kurtarma planı üzerinde çalışıyoruz dediler. Şimdi Luna ekosistemi için çok önemli gelişmelerden bahsedeyim. Neler yapmalısınız? Siz durduğunuz yerden yeni çıkacak Luna cüzdanınıza mı gelecek? Daha doğrusu Luna 2.0 mı gelecek? Ve ne kadar gelecek? Bunu anlatayım. Huobi borsası Terra 2.0'ı destekleyeceğini açıkladı. Şu an ekranda tweetleri görüyor olmanız lazım. FTX de aynı şekilde destekliyoruz dedi ama sonra tweetini kaldırdı tam anlamadım. Bitfinex'ten de tweet geldi. Buna migration diyorlar yani göç. Fork demek istemiyorlar. Kopyala yapıştır olayı düşünülmesin diye. Tamam tamam yedik. Gate Ayodo tweet attı. Gördüğünüz üzere birçok borsa destekliyor. Kucoin'de hem göçü hem de Luna ve USD için airdrop'u destekliyoruz diye tweet attı. Geldik merakla beklediğiniz yere. Ne kadar luna alacaksınız? Cüzdanınıza mı gelecek? Sizin yapmanız gereken ekstra bir şey var mı? Az önce tweetlerde gördüğünüz gibi mesela KuCoin yazmış. Birçok borsa gördüğüm kadarıyla siz mutlaka araştırmanızı yapın. Airdrop'u desteklediklerini söylediler. Ama tam olarak herkese nasıl dağıtılacak emin değilim. Şu an cüzdanlarınıza belirli periyotlarla gönderileceği konuşuluyor. Ne kadar alacağınızı merak ediyorsanız bu siteyi buldum. Sizin için burada saldırıdan sonra veya önce Luna'nız veya USD'niz varsa bunun karşılığında ne kadar yeni Luna alacağınızı gösteriyor. Heyecan yaptığınız şu an muhtemelen dikkatiniz falan dağıldı. Açıklamaya linki koyacağım. Bu site %100 doğru olmayabilir. Doku'nun önerisindeki dağıtım oranlarına göre hesaplamışlar. Ama kim yaptıysa siteyi güzel iş çıkarmış. Diyelim ki 100 bin dolarınız yani saldırıdan önce 100.000 bin USD'niz var. İlk başta cüzdanınıza 774 yeni luna gelecek. Sonra 6 ay tutarsak babayı alacağız. 6 ay hiçbir şey yok. 6 ay geçtikten sonra 24 ay boyunca her ay 75 yeni luna gelecek hesabımıza. Aşağıda da simülatör var. Bakın ilk başta bizim ilk cüzdanımıza yapılacak airdrop'u görüyoruz. Biraz çekelim. İlk 6 ay 3'ün biri hiçbir şey yok. Sonra belirli periyotlarla artıyor. Aydan ne kadar geleceğini en sonda totalde ne kadar alacağınızı buradan görebilirsiniz. Hesaplamanız için linki yorumlara bırakacağım. Yeni ay 27 Mayıs'ta aktif olacak. Yani siz bu videoyu izlerken aktif olmuş olacak. Umarım güzel bir hava yakalanır. Hatalardan ders çıkarılır. Ama şunu aklınızda tutun. Ne çok büyük miktarlarda luna alacaksınız ne de kısa. Hatta orta vadede zararınızın tamamı karşılanabilecek. Ben büyük bir ikinci felaket olup bu çiçeği burnunda yeni tıpkısının aynısı lunanın batmasını beklemiyorum. Çünkü Binance ve KuCoin gibi birçok borsada desteklediklerini açıkladılar. Eğer sert bir dump gelirse ki bu olabilir. ilk başta dump gelebilir. Eğer çok büyük miktarda değer kaybederse Luna gibi olup neredeyse bütün değerini kaybederse artık bu borsalara özellikle destekleyen borsalara olan güven bayağı kırılır. Olsun sıkıntı yok. Bunu da kapatırız. Yerine Luna 3.0'ı çıkarırız. Sonuçta Luna Foundation Guard oyların %60'ına sahip. Luna 3'ü de çıkarırız, 4'ü de, kapanırsa 5'i de. Yalnız Ethereum'un CEO'suna bir eleştirim var. Vitalik Batır'ına büyük bir eleştirim var. Yıllardır adamlar 2.0'a geçemedi. 2.0'ın ismini değiştirdiler. Dogwoon öz abim <laughs> bir haftada halletti. Şaka yapıyorum ayrı şeyler. Elbette fork şöyle bir şey. Bir metin dosyasına bir şey yazmışsınız, onu kopyalıyorsunuz. Oradakini iptal ediyorsunuz. Bu metin belgesini yeni bir bilgisayara atıyorsunuz. Orada çalıştırıyorsunuz veya yazılım olarak düşünün. Umarım güncellemeler, büyük gelişmeler gelir. Ethereum'un eski adıyla 2.0'ı çok radikal ve güzel bir değişiklik. Bunlar bambaşka olaylar. Umarım hatalardan ders çıkarılır, geliştirmeler gelir ve borsaların desteğiyle beraber güzel bir hava yakalanır. Luna ile ilgili başka büyük bir gelişme, sizin bilmeniz gerektiği, sizin için önemli olan bir gelişme olursa onunla ilgili video atmamı isterseniz yorum bırakın. Yeteri kadar ilgi çekerse bir video daha yaparım. Bu arada bu Kerat yüzünden diğer coinlerle ilgilenemedik. Merak ettiğiniz coinleri yorum olarak bırakabilirsiniz. Gerçekten büyük bir potansiyel olduğunu düşünürsem veya sizden çok ilgi gelirse onlarla da ilgili video yaparız. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız beğeni bırakın. Kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen Luna veya altcoin videolarını kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zili butonuna tıklayıp bildirimleri açın beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram hesabımı, yazdıklarımı daha fazla okumak isteyenler için ki tavsiye ederim Twitter hesabımı açıklamaya bırakacağım. O zaman iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.